Cengiz Han'ın gizemli ölümü ve mezarı. ...1162'de Temuçin olarak doğan Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk büyük hanıdır. Küçük bir kabile şefinin oğluyken, tarihteki en büyük imparatorluğun hükümdarlığına yükselişi, dillere destan olmuş bir olaydır. Cengiz Han'ın askeri stratejideki dehası ve dağınık Moğol kabilelerini tek bir bayrak altında birleştirme yeteneği, Asya ve Avrupa'da geniş toprakları fethetmesini sağlamıştır. Seferleri, 13. yüzyılın jeopolitik manzarasını yeniden şekillendirdi ve dünya tarihinde bugün hala hissedilebilen etkileriyle silinmez bir iz bıraktı. Muazzam başarılarına ve kurduğu geniş imparatorluğa rağmen Cengiz Han'ın yaşamının son dönemi gizem ve entrikalarla örtülüdür. 1227 yılında Çin'in kuzeybatısındaki Batı Şia hanedanlığına karşı düzenlenen bir sefer sırasında Cengiz Han hayatını kaybetti. Ölümünün kesin detayları belirsiz olup farklı kaynaklar birbiriyle çelişen rivayetler sunmaktadır. En yaygın kabul gören versiyonlardan biri, savaş sırasında atından düştüğü ve sonuçta ölümcül olduğu anlaşılan ağır yaralar aldığıdır. Bir başka popüler rivayete göre ise bir okla vurulmuştur. Kesin neden ne olursa olsun, Cengiz Han'ın günümüz İç Moğolistan'ının uzak bir bölgesinde, imparatorluğunun kalbinden uzakta öldüğü açıktır. Cengiz Han'ın ölümünün hemen ardından vefatını gizli tutmak için olağanüstü bir çaba gösterildi. Naaşı büyük bir gizlilik perdesi altında hızla Moğolistan'a nakledildi. Cenazeye eşlik edenler, Büyük Han'ın güzergahını ya da son istirahatgahını kimsenin keşfetmediğinden emin olmak için sıkı emirler aldıklarından eve dönüş yolculuğu gerilimle doluydu. Cenaze alayına, görevin gizliliğini korumak için yol boyunca karşılaştıkları herkesi öldüren bir asker bölüğünün eşlik ettiği söylenir. Cengiz Han'ın cenaze töreni, onun şanına yakışır bir şekilde yapılmıştı ama aynı zamanda son derece sıra dışıydı. Naaşları görkemli törenlerle yapılan diğer pek çok büyük liderin aksine, Cengiz Han'ın cenazesinin tamamen gizlenmesi planlanmıştı. Rivayete göre, mezarı toprağın derinliklerine kazılmış ve ölü bedeni sade bir tabutun içine yerleştirilmişti. Mezardan geriye hiçbir iz kalmamasını sağlamak için toprak dikkatlice düzleştirildi ve binlerce atın toynaklarıyla çiğnendi. Son bir önlem olarak, mezarın üzerinden akması için bir nehrin yönünün değiştirildiği ve böylece mezarın yerinin bulunmasının neredeyse imkansız hale getirildiği iddia edilmektedir. Cengiz Han'ın mezarını gizlemek için alınan olağanüstü önlemler, yüzyıllar boyunca çok sayıda efsane ve teoriyi beslemiştir. En kalıcı efsanelerden biri, mezarının altın, gümüş ve fethettiği birçok topraktan gelen paha biçilmez eserler de dahil olmak üzere muazzam hazinelerle dolu olduğudur. Bu fikir, sayısız hazine avcısına bulunması zor mezarı aramak için ilham vermiş olsa da hiçbiri bulmayı başaramamıştır. Bazıları mezar alanının Cengiz Han'ın son istirahatgahını rahatsız etmeye cüret eden herkese talihsizlik getirmek üzere tasarlanmış eski lanetler tarafından korunduğuna inanmaktadır. Bir başka ilgi çekici teori ise, Cengiz Han'ın mezarının tam yerinin, sırrı korumak için kutsal bir yeminle birbirine bağlı olan Moğol yaşlılarından oluşan seçkin bir grup tarafından bilindiğini ortaya koymaktadır. Bu inanışa göre, bilgi, nesiller boyunca aktarılarak, Cengiz Han'ın ebedi istirahatgahının bozulmadan kalması sağlanıyor. Bu teori,
Cengiz Han'ın mezarının sırrının tarihe karışmadığını, sırra sahip olanlar tarafından dikkatle korunduğunu öne sürerek, hikayeye gizemli bir unsur katmaktadır. Son yıllarda teknoloji ve arkeolojideki gelişmeler, Cengiz Han'ın mezarını bulma çabalarının yenilenmesine yol açtı. Aramalarda uydu görüntüleri, yere nüfuz eden radar ve diğer modern teknikler kullanıldı. Bu çabalara rağmen mezar yeri hala keşfedilemedi ve bu durum Cengiz Han'ın ölümünü ve son dinlenme yerini çevreleyen kalıcı gizeme katkıda bulundu. Somut kanıtların eksikliği tarihçiler, arkeologlar ve meraklılar arasında spekülasyon ve tartışmaları alevlendirmekten başka bir işe yaramamıştır. Cengiz Han'ın ölümünün ve gömülmesinin gerçek hikayesi, tarihi gerçek ve efsanenin büyüleyici bir karışımıdır. Hayatı olağanüstü başarılarla dolu olan Cengiz Han'ın ölümü de bir gizlilik ve gizem havasıyla çevriliydi. Ebedi istirahatgahını gizleme çabaları, ölümünde bile ona duyulan saygı ve korkuyu yansıtmaktadır. Geçmişi keşfetmeye devam ederken, Cengiz Han'ın ölümü ve gömülmesinin hikayesi, tarihin en kışkırtıcı muammalarından biri olmaya devam ediyor. Sonuç olarak, Cengiz Han'ın ölümünün ve gömülmesinin gizemi, hayal gücümüzü büyülemeye devam ediyor. Ölümüyle ilgili çelişkili anlatımlar, gömüldüğü yeri gizlemek için alınan olağanüstü önlemler ve süregelen efsane ve teoriler, bu olağanüstü tarihi figürü çevreleyen muammaya katkıda bulunuyor. Hikayenin derinliklerine indikçe, Cengiz Han'la birlikte gömülü olan sırların neler olduğunu merak etmek zorunda kalıyoruz. Tarihsel gerçek ve efsanenin harmanlanması gizemi daha da derinleştirmiş ve bizi cevaplardan çok sorularla baş başa bırakmıştır. Bildiğimiz tek şey, Cengiz Han'ın mirasının sadece kurduğu geniş imparatorlukta değil, aynı zamanda hayatını ve ölümünü çevreleyen gizemlere duyulan kalıcı hayranlıkta da sürdüğüdür. Videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki video kimin hakkında olsun? İsimleri aşağıda yorum kısmına yazın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.